fitili acaba bu fotoğraf mı ateşledi? Ayşe Ateş'in Beştepe'ye çıkışı, kızlarıyla birlikte Beştepe'ye çıkışı. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabine üyelerinden Adalet Bakanı'na ya da bakanlara talimatı. Bu davayı dikkatli bir şekilde takip edin. Mesajı mı acaba Devlet Bahçeli'nin dün o sert açıklamayı yapmasına sebep oldu? Bir tarafta bu fotoğraf var. Diğer tarafta o buluşmanın öncesinde Devlet Bahçeli'nin yüzüklü, ima yüklü mesajı var. O mesajda da Devlet Bahçeli'nin yüzüğünde ne yazıyordu? Allah bana yeter yazıyordu. Şimdi Cumhur İttifakı dağılıyor mu? Ne olacak önümüzdeki günlerde ve aslında Temmuz ayının başında o dava süreci, Sinan Ateş dava süreci nasıl ilerleyecek? Cumhur İttifakı'nın gelişimini, Cumhur İttifakı'nın yolculuğunu aslında büyük ölçüde bu dava süreci etkileyecek. Şimdi Sinan Ateş davası. Suçu delillerle sabit olan bu faillerin hepsinin hızlı bir şekilde yargılanması için kendisinden bir irade koymasını istedim, talep ettim. Kendisi de en hızlı şekilde ne gerekiyorsa yapılacağını sözünü bana ve Banu Çiçek'e verdi. Suikaste kurban giden Ülkü Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in kızlarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı 1,5 saatlik görüşme. Erdoğan hem Ayşe Ateş'e hem de kızlarına söz verdi. Zeynep Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanına gitti ve dedi ki, Tayyip dedi, sana bir şey söyleyebilir miyim dedi. Babamın katillerini yakalar mısın dedi. O da tamam kızım dedi. Başkentin orta yerinde işlenen cinayete ilişkin bugüne kadar tek cümle kurmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan. CHP lideri Özgür Özel'le görüşmesinin hemen ardından Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve kızlarını ağırladı Beştepe'de. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katıldı görüşmeye. İddianameden bahsettim. Benim eksiklik olarak gördüğümü, her şeyi anlattım. Onun sessizliğinden bu insanların güç aldığını, her şeyin de ortaya saçıldığını, somut adımlar atılması gerektiğini, bizim de artık sabrımızın tükenmeye başladığını kendisine ifade ettim. Tek bir ülküdaşımı ezdirmeyeceğim. Evet, konuşmada evet. Hiç MHP gündeme geldi mi? Tabii hepsinden detaylı bir şekilde bahsettim. Her şeyi konuştuk. MHP eski Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Ayşe Ateş iddianamede geçmeyen ama dosyalara ayrılan isimleri tek tek anlattı Cumhurbaşkanı'na. Uzun uzun dinledi beni ve gerekenin yapılacağını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir hukuk devleti olduğunu, hiçbir şeyin karanlıkta kalmayacağını söyledi. Şimdi bu bir eşikti. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'ndan onu aldım ve bugünden sonra katilleri koruyanlar, katiller, suçlular, bize hakaret edenler, iftira atanlar vesaire. Yarın ne söyleyeceklerini, ne yapacaklarını düşünsünler. Onları çok zor günler bekliyor. Erdoğan Ayşe Ateş görüşmesinden hemen önce MHP lideri dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Grup kürsüsünde elinin altında duran dosya ve Allah bana yeter yazan yüzüğü. Yeni günde de MHP'den Sinan Ateş dosyasında hiçbir MHP'linin ismi yok açıklaması geldi. Dosyayı açıp okumadıysa mahkemeye gelsin. Kimin adı var, kimin adı yok orada görürüz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayşe Ateş'ten hakkındaki tehdit ve iftiralarla ilgili bir dosya hazırlanmasını Adalet Bakanı'na iletmesini istedi. Sinan Ateş davasının takipçisi olacağının sözünü verdi. Mücadele yeni başlıyor. Bundan sonra sesimiz daha güçlü çıkacak. Kızlarıyla büyük bir mücadele veriyor Ayşe Ateş ve evlatlarından, kızlarından birinin Cumhurbaşkanı'na sözleri Tayyip Dede, babamın katillerini yakalar mısın deyişi ve sonrasında verilen fotoğraflar, sonrasında siyasette yapılan açıklamalar, siyasette sert çıkışlar. Cumhur İttifakı dağılır mı? Bir kulis bilgisi vereyim. O zaman kulislerde konuşulanları da söylemiş olalım. Cumhur İttifakı'nda 2025 senesinde bir dağılma beklenmiyor. Erken seçim de beklenmiyor. 2025 senesinde yalnız Cumhur İttifakı'nı sınayacak yine önemli konular var, başlıklar var. Yeni anayasa meselesi bu başlıklar arasında. Sonra CHP lideri Özgür Özel'in Erdoğan'la buluşmalarında gündeme getirdiği Kavala davası yine Cumhur İttifakı'nı, MHP ve AK Parti ittifakını sınayacak olan konular arasında.